17-25 Aralık operasyonu asrın yolsuzluk operasyonudur. Delilleriyle, her şeyiyle yolsuzluk çok profesyonel bir şekilde, çok güzel bir şekilde tespit edilmiş. Polislerin hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalıştıkları bir operasyondu. Bakan çocuğu, başbakan çocuğu demeden hukuku herkese uygulamaya çalıştıkları bir operasyondu. Bir dönemin başlangıcı, yani Türkiye'de demokrasi ve hukukun tamamen rafa kaldırıldığı dönemin başlangıcı oldu 17-25. 17-25'ten sonra ilk olarak adliyede görevli hakim savcıların yerleri değiştirildi. Savcılar dosyadan uzaklaştırıldı, yerine yeni savcılar geldi. Soruşturma dosyalarını kapattılar bu kadar delillere rağmen. Ortada çok bariz deliller, somut deliller olmasına rağmen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ben teknik büroda çalışıyordum. Fiziki takip kısmında çalışıyordum. Ve gelen soruşturmalarla ilgili gelen mahkeme kararları kapsamında fiziki takipler yapıldı. 17-25'ten sonra bir anda keyfi olarak bu birimden uzaklaştırıldık ve yerimize bu konuyla ilgili hiçbir deneyimi olmayan, hiçbir tecrübesi olmayan birileri getirildi. Yapılan bu keyfi uygulamayla ilgili idare mahkemesine müracaat ettik. Ama sonrasında zaten idare mahkemesinden bir sonuç alamadan Şark'a gönderildik, Hakkari'ye gönderildim. Kısa bir süre sonra da 22 Temmuz'da Hakkari'de gözaltına alındım. 17-25 Aralık operasyonundan sonra siyasi iktidar şunu iddia etti. Biz yolsuzluk yapmadık. Bu tamamen işte mali şubede, organize şubede çalışan polislerin siyasi iktidara karşı bir komplosu, bir kumpası, bize darbe yapmaya çalışılıyor şeklinde bir savunmalar oldu. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlayacağız. Evet, tamamıyla sıfırlayacağız. Sıfırlamadık henüz hocam. Şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu algılarını oturtma adına da bakın sadece bize kumpas kurmuyor buradaki polisler. Başka kişilere de kumpas kuruyorlar deme adına bu polislerin görev almış olduğu başka dosyaların da kumpas olduğunu iddia ettiler. Yani 17-25 Aralık operasyonu niçin kumpas diye sorulduğunda bunlar herkese kumpas kuruyor gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Bu nedenle işte Şike operasyonunun da kumpas olduğu iddia edildi. Selam Tevhid terör örgütü vardı mesela. Buna karşı yapılan operasyonun da bir kumpas olduğunu iddia ettiler. Tahşiye dosyası var. Onun da bir kumpas olduğunu iddia ettiler. Kadın ticareti konusunda yapılmış operasyonların bile birer komplo olduğunu, bu polislerin bu kişilere komplo kurduğunu iddia ettiler. Ve bu yolla bakın bu polisler herkese kumpas kuruyor demeye getirdiler. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında siyasi irade benzer yolsuzluk operasyonlarından korktuğu için Türkiye genelindeki kritik birimlerdeki görev alan polisleri tayin etmeye başladı. Yani İstanbul'da organize şubede, terör şubede, istihbarat birimlerinde çalışan polislerin tamamı farklı yerlere, farklı birimlere tayin edildiler. Bunların yerlerine de siyasi irade kendi talimatını uygulayacak veya açığı bulunan, örneğin hakkında meslekten ihraçla ilgili dosya bulunan, daha önce suç işlemiş polisleri buldu ve oralara getirdi. Kendi polis silahını mafya grubuna sattığı için hakkında işlem yapılan polis 17-25 Aralık operasyonlarından sonra tekrar organize şubede görevlendirildi ve siyasi iradenin talimatıyla bizleri gözaltına aldı. Selam Tevhid Kudüs Örtüsü Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan bu soruşturma, İranlı ajanların Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir çalışmaydı. Casusluk faaliyetini yürüten kişilerin Türkiye'deki yüksek bürokratlarla da kontakları vardı, irtibatları vardı ve bu deşifre edilmişti. Bundan muazzam rahatsızlık duymuşlar. Hani zıvanadan çıkmışçasına böyle hak, hukuk bilmem ne dinlemeden ellerinden gelen her şeyi yapmaya azmetmişler. Tabii sonradan bunu fark ettik. Yani hukuksuzluk aslında böyle bir anda zirveye çıkmadı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çıktı. Adım adım çıktı. 17 Aralık 2013'ten sonra başlayan bir süreç ve 18 Aralık 2013'te bu operasyonu yapan polis amirleri, savcılar, işte o dosyada görevli olanlar görevlerinden uzaklaştırıldı, el çektirildi. 17-25 operasyonlarını yapan savcılar ve hakimler o dönem itibariyle hiçbir gerekçe gösterilmeden direkt gözaltına alındı. Kürsüden kürsü hakimleri alındı. Yani bir savcının elinde dosya varsa ve bu dosyadan siz o savcıyı el çektiriyorsanız
Türkiye'de çok büyük bir sansasyonel bir durum oluşuyordu. Nasıl olur da savcı görevden el çektirilir sebepsiz olarak? Gelinen süreçte savcı makamında gözaltına alınır hale geldi. 2011 yılında Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve birçok Süper Lig takımının adının karıştığı bir şike soruşturması yapıldı. Bu şike soruşturması sonucunda kulüpler UEFA tarafından cezalandırıldı. Türkiye'de de yargı şike yapan kişilere çeşitli yıllarda cezalar verdi. Yargıtay tarafından da bu cezalar onandı. Ancak 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bu şike soruşturmasının da bir kumpas olduğu iddia edilmeye başlandı. Görev alan polisler de şike soruşturması nedeniyle tutuklandı. Şike soruşturması yapıldıktan sonra UEFA bu dosyayı inceledi. Dosyadaki kişilerin şike yaptığına karar verdi. Türkiye'deki bazı spor kulüplerine Avrupa kupalarından men cezası verdi. İtiraz edildi. Spor Tahkim Mahkemesi de bu cezaların hukuka uygun olduğuna karar verdi. Üzerine İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidildi. İsviçre Federal Mahkemesi cezaların hukuka uygun olduğuna dair karar verdi. Ama uluslararası arenadaki bu durumun tam tersine 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Erdoğan iktidarı şike operasyonunun bir kumpas olduğunu, Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in bu operasyonu yönlendirdiğini, onun talimatıyla yapıldığını iddia etti ve soruşturmada görev alan biz polisler tutuklandık kumpas kurmaktan dolayı. Ancak eğer şike operasyonunun Fethullah Gülen'in kontrolünde onun talimatıyla yapıldığını eğer kabul edersek şunu kabul etmemiz lazım. O zaman Fethullah Gülen UEFA'yı, FIFA'yı, Spor Tahkim Mahkemesi'ne, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yani bunların tamamını kontrol eder bir pozisyonda olmuş olması lazım. Davet üzerine emniyete gidip teslim olan insanlara kaçma şüphesi varmış gibi, azılı bir haydutmuş gibi ters kelepçe takıldı. Yaz günü İstanbul sıcak ve Ramazan ısıtma çalıştırıldı. Yani nezarethanelere bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde sıcak hava verildi. Bu tarz keyfi uygulamalar, hatta eziyete varacak, işkenceye varacak uygulamalara maruz kaldık. Şike operasyonunun kumpas olduğu iddia edildikten sonra biz görevli polisler gözaltına alındık. 2016 yılının Nisan ayında. Ve mahkeme bizi tutukladı. Ancak mahkemede örneğin bizi tutuklayan hakim 20 yıl boyunca ticaret mahkemesinde görev yapmış bir hakimdi. Ancak 17-25 Aralık operasyonlarından sonra birden bu hakim sulh ceza hakimi yapıldı. Tutuklama kararlarını bu hakim vermeye başladı. Ancak 20 yıl ticaret mahkemesinde görev yapmış bu hakim bizim yapmış olduğumuz adli soruşturmaların nasıl yürütüldüğü konusunda hiçbir bilgi sahibi değildi. Sırf kendisine verilen talimat üzerine bizimle ilgili tutuklama kararı verdi. Ve tutuklama kararındaki tek gerekçe şuydu. Bu polisler şike soruşturmasında görev almışlar. Bizim tutuklanmamız ve tutukluluğumuzun gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi sulh ceza hakimlikleri tarafından yapılıyordu. 6 tane sulh ceza hakimliği vardı. Bu 6 sulh ceza hakimliği her ay CMK hükümleri uyarınca aylık tutukluluğumuzu gözden geçiriyordu ve hiçbir gerekçe göstermeden tamamen keyfi, tamamen kopyala kes yapıştır tadında kararlarla ilk karar neyse o kararları yapıştırıp tutukluluğumuzun devamına hükmediyordu. Yani bu süreçte hakimlere şunu diyoruz. Delil dediğiniz şey 2011'e 762 sayılı Selam Tevhid Kutsu Ordusu Silahlı Terör Örgütü soruşturması. Bu zaten adliyenin arşivinde. Hani delil olarak ortaya konulan şey bu. Adliyede. Savcı delilleri nasıl toplayamadı? Yani zaten adliyede ekstra ne delili toplayacak? Delil karartma gibi bir durumumuz zaten yok. Kaçma şüphemiz zaten yok. Yani hepimiz devlet memuruyuz, işimiz belli, adresimiz belli, yaptığımız şey belli ve yaptığımız işin arkasındayız. Tutuklama kararlarına itiraz ettiğimiz zaman da dediğim gibi bir diğer sulh ceza hakimi değerlendiriyor. Onun verdiği karara itiraz ediyorsunuz, diğer sulh ceza hakimi. Yani her ay yapılan tutukluluk değerlendirmeleri kısır bir döngü içerisinde gidiyor. Hakkari'de davet ettiler. Kendim gittim, teslim oldum. Ve ondan sonra oradaki görevlilerle beraber İstanbul'a geldik. Artık benim korkmamı, kaçmamı gerektiren bir durum yok. Yaptığım işin arkasındayım, attığım imzanın arkasındayım.
buyurun hani bununla ilgili soracağınız bir şey varsa buyurun sorun. Her şey ortada ama deliller neyse, sizin tutuklamaya gerekçe gösterdiğiniz deliller neyse avukatım orada, avukatıma verin ben de göreyim. Emniyette gözaltı süresince ifadem alınırken, gözaltı sürecinde ifadem alınırken isnat edilen suçlamalarla ilgili delilleri görmek istiyorum diye talepte bulundum. Dediler ki deliller bizde değil, savcılıkta savcı bey gösterecek. Savcılığa gittik, ifade alınırken hakimlik sorgusunda görürsün dedi delilleri. İyi, hakimlik sorgusuna çıktık, İslam Çiçek. İslam Çiçek ifademi alırken dedim ki ya bana isnat edilen suçlamalar var. Ben bununla ilgili delilleri görmek istiyorum ve o deliller üzerinden konuşalım. Hakim dedi ki, hakimlik mesleğiyle meşgul, iştigal, İslam Çiçek isimli şahıs dedi ki size gösterebileceğim delil yok. Bana gösterebileceği delil yok ama sonrasında beni tutukladı. Ve bu beyanını hakim, kendi bu beyanını sorgu tutanağına geçirmedi, yazdırmadı. Ya diyorum bunu siz söylediniz, bunu yazın. Hani soruşturma ile ilgili herhangi bir delil yoktur, sana gösterebileceğim bir delil yoktur dediniz, bunu yazın. Hayır dedi, burada benim söylediklerim değil, senin söylediklerini yazıyoruz. Peki dedim, o zaman ben söylüyorum. Hakime delilleri göstermesini istedim, hakimden bunu talep ettim. Hakim de bana dedi ki sana gösterebileceğim bir delil yoktur. Bunu da yazdırmadı. Biz cezaevindeyken aylar sonra hakkımızdaki iddianame yazıldı. İddianame bize geldikten sonra baktık ki biz resmi belgede sahtecilikle, iftirayla suçlanıyoruz. Yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame yazılmış. Örneğin biz iftirayla suçlanıyoruz ama kime nasıl iftira attığımıza dair iddianamede bir açıklama yok. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinden cezalandırılmasına diye iddianameye yazılmış ama bu suçu nasıl işlediğimiz yazılı değil. Mesela resmi belgede sahtecilikten suçlanıyoruz. Hangi belgeyi sahte olarak tanzim etmişiz? Bu belgedeki sahte olan şey ne? Belgenin neresi sahte? Bu konuda iddianamelerde hiçbir açıklama yok. İlk tutuklandığımızda Metris cezaevine götürüldük. Metris cezaevinde tüm polisler tek kişilik odalara konuldu. Girdiğimiz oda tek kişilik bir hücreydi. Sadece bir yatak vardı. Yan tarafında sadece bir ayakta kalabileceğiniz ufacık bir yer vardı. Yani yarım metrelik bir boşluk. Ve içeride bir tuvaletiniz var. Sadece böyle bir oda. İçerisi her taraf sigara izmaritleri, kirli iç çamaşırları, yatak, beyaz bir çarşaf vardı ama simsiyahtı. Tuvalet pislik içerisindeydi. Orayı temizlemek için temizlik malzemeleri istediğimde bunların hiçbirisi verilmedi. Günlerce o pisliğin içerisinde o tek kişilik hücrede yaşamak zorunda kaldık. Yaklaşık ben 3 yıl tutuklu kaldım. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı her defasında tutukluluğumuzun devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Aynen şu cümleyi kuruyordu. Sanıklar uzun süredir tutuklu kalmalarına rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadıkları için tutukluluklarının devam etmesini istiyorum diyordu. Hiçbir delil, hiçbir belge, kağıt kürek, hiçbir şey yok ama tutukluluğun devamına karar veriliyor. Biz zaten yaptığımız soruşturmanın arkasındayız. Evet, bu soruşturmayı biz yaptık diyoruz. Onların istediği ise bu soruşturmada biz Fethullah Gülen'in talimatıyla hareket ettik gibi bir ifade vermemizi istiyorlardı. Ve bu ifadeyi vermediğimiz sürece de tutukluluğumuz devam ediyordu. Sulh ceza hakimliklerinin bağımsız, tarafsız ve adil olmadığını belirterek reddi hakim talebinde bulundum. Birçok kez reddi hakim talebinde bulundum. Çünkü 6 tane sulh ceza hakimliği var ve bu 6 sulh ceza hakimliğinden başka bir hakimliğe, mahkemeye tutukluğa itirazda bulunamıyorsunuz. Ve bu 6 sulh ceza hakimliği sürekli aynı kararı, tarihini, saatini, işte hakimlerin sicil numarasını vesairesini değiştirerek aynı kararın altını sürekli imzalıyorlar ve tutukluluğun devamına karar veriyorlardı. Şike soruşturmasında görev aldığım için 368 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldım. Dünyada ilk kez bir şike soruşturması, bir şike operasyonu terör örgütü eylemi olarak kabul edildi. Bu hapis cezalarının gerekçelerine baktığınız zaman öyle absürt şeyler ki, yani mesela Cumhuriyet Savcısı
şunu iddia etti. Polislerin tutmuş olduğu tutanaklara el ile imza attıkları diye yazarak bizim ceza almamızı talep etti. Yani bir tutanağı el ile imzalamak kadar doğal ne olabilir? Ama Türkiye'de genellikle Cumhuriyet savcıları bürolarından çalıştıkları için, adliyelerden çalıştıkları için yazacakları evrakları genellikle dijital imzayla bir sistem üzerinden yazıp gönderirler. Ama polisler genelde dışarıda görev yaptıkları için, örneğin bir yere arama kararına gittiğiniz zaman orada dijital imza atamazsınız. Tutanağı yazarsınız ve elinizle imzalarsınız. Bu evrakları bizim elimizle imzalamış olmamızı suç gerekçesi yaptı ve ben 368 yıl ceza aldım. Gerekçe ne? Tutanağı el ile imzalamak. Asliye cezaya itiraz edildi ve Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Dedi ki yani bu reddi hakim talebiyle ilgili bizim karar vermeye yetkimiz yoktur. Bunun üzerine avukatlarımız Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettiler. Dediler ki sulh ceza hakimliğinin Asliye Ceza Mahkemesi'ne müracaat edilmesine yönelik bir kararı var. Asliye Ceza Mahkemesi ise görevsizlik veriyor. Bu bizim görev alanımıza girmiyor. Sulh ceza hakimliğine gidin diye iki karar arasında bir ihtilaf var. Bununla ilgili dediler biz bir çözüm istiyoruz. Yani net bir karar verin. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde bulmadı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının doğru olduğuna hükmetti. Ve Asliye Ceza Mahkemesi'ne dosyayı, kararı iade ederek dedi ki bu dosyayı siz değerlendireceksiniz, siz karar vereceksiniz. Asliye Ceza Mahkemesi ondan sonra dosyayı inceledi ve hakimlerin verdiği kararların matbu olduğunu ve keyfi olduğunu, hukuksuz olduğunu belirtir bir kararla nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne bizim tutukluluk durumumuzun incelenmesi için dosyamızı gönderdi. 24 Nisan 2015'te Asliye Ceza Mahkemesi dosyamızı inceledi ve tutukluluğumuzun yerinde olmadığına dair karar vererek tahliye edilmemiz kararını verdi. Tahliye kararı verdi. 24 Nisan 2015'te verilen bu karar uygulanmadı. Şike soruşturmasında görev almış polislerle ilgili soruşturma 2014 yılında açılmış. 2014 yılının Ocak ayında. Yani 17-25 Aralık operasyonlarından hemen sonra bizimle ilgili soruşturma açılmış. Peki biz ne zaman gözaltına alınmışız? 2016 yılının Nisan ayında. Yani yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden bir soruşturma var. Peki dosyada delil namına ne var? Hiçbir şey yok. Ne var dosyada? Şike soruşturmasında bizim tutmuş olduğumuz evraklar var. Yani şike soruşturmasında evrakları almışlar, bu dosyaya koymuşlar ve polisleri sanık yapmışlar. Ve bu tahliye kararını veren hakimler tutuklandılar. Bizimle beraber Silivri cezaevine konuldular. Yani kendi arzu ettikleri kararı vermeyen veya o düşmanca hasmane tavırlarla bizi cezalandırmayı kabul etmeyen, hukukun üstünlüğünü savunan hukuk insanları görevlerinden alındı ve hatta aleme ibret olacak şekilde cezalandırıldılar. 15 Temmuz'dan sonra artık bu polislerin eşleri de tutuklandı. Yani birçoğunun eşi de tutuklandı. Eşleri yetmedi, çocukları da tutuklandı. Dosyalarında şu gerekçeler vardı yani. İşte eşinin işte 17-25 soruşturmasında görev almış olması onun için bir şey oluşturuyordu. Şüphe oluşturuyordu. Ve tutuklama gerekçesi oluyordu. İddianamelerinin delil olarak yer alıyordu yani bu konular. Hani polisleri tutuklamaları, bizleri tutuklamaları yetmedi. Ailelerimizi dahi tutukladılar. Bundaki tek amaçları şuydu. Yani bizlerin iftira atmamızı istiyorlardı. Yani bu soruşturmaların işte birilerinin talimatıyla hukuka uygun olarak değil de üçüncü kişilerin talimatıyla yapıldığını söylememizi istiyorlardı. Ama biz defaatle öyle bir şey olmadığını, yapmış olduğumuz işlemlerin arkasında olduğumuzu her seferinde söyledik. Çünkü biz hukuk uyguladık. Tamamen hukuki operasyonlar yaptık. Ki uluslararası yargı bile bunun böyle olduğunu tescil etti. Yani
Düşünün ki ya eğer biz şike soruşturmasında birilerinin talimatıyla delil uydurmuş olsak, yani insanlara kumpas kurmak için hiç olmayan suçları atfetmiş olsak, ya İsviçre Federal Mahkemesi evet bu suçlar işlenmiştir diye karar verebilir mi? 15 Temmuz'dan önce tutuklanmışım, cezaevindeyim ama 15 Temmuz nedeniyle hakkımızda suçlama yöneltiliyor. 15 Temmuz'dan sonra biz mahkemeye çıktık. Biz bekliyoruz ki işte mahkemede savunma yapacağız. Yaptığımız işleri anlatacağız. Mahkeme salonuna bir girdik. Mahkeme salonunun içerisi hınca hınç dolu. Yani müşteki tarafı falan doldurulmuş. Yani sanki bir stat gibi maç yapılıyormuş gibi. Biz ortaya alındık. Etrafımız askerler çevirdi. Ve getirilen insanlar bize vatan hainleri, işte FETÖ'cüler, şu bu böyle hakaretlerle bağırıyorlar ve mahkeme buna uzunca bir süre müsaade etti. 17-25 dosyasında muhalefet hem yolsuzluk var diyor, hem de polislerin terörist olarak suçlanmasına göz yumuyor. Yani bu polisler hem yolsuzluğu ortaya çıkarttılar diyor, hem de kumpas kurdular. Siyasi iktidara darbe yapmaya çalıştılar diyorlar. Yani böyle bir ikilem içerisinde. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bu 8. yıl. Bu polisler 8 yıldır tutuklular. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu konuda verilmiş bir karar yok. Ve dosyanın gerçekliği, soruşturmanın hukukiliği her şeyle ortada. Yani yapılan yolsuzluğu herkes gözleriyle görmüş durumda. Ve polislerin yapmış olduğu orada tek şey hukuku uygulamak. Düşünün ki tüm televizyonlar 24 saat boyunca siyasi iradenin propagandasını yapıyor. Ve insanlar bu propaganda altında yaşıyorlar. Bu nedenle bu dosyalarla ilgili gerçekleri görebilmeleri ancak dosyayı açıp incelemekle mümkün. Yani bu da tamamen bir hukuki konu ve insanların, toplumun bunu arayıp bulması, görmesi bence pek mümkün görünmüyor. Onun için bu konuda esas görev mahkemelere, özellikle uluslararası kurumlara düşüyor. Yani onlar bu konuda kararlar vererek insanların gerçekleri görmesini sağlamak zorunda. Yani Türkiye'de hukuki sürecin çok sağlıklı işlemediğini, bu 22 Temmuz'dan sonra yaşadığımız hukuksuzluk düzeninin giderek vites arttırdığını gördüm. Temel insan haklarının askıya alındığını gördüm. Ve OHAL rejimiyle istedikleri gibi at koşturduklarını gördüm. Daha sonrasında da zaten hani hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Ne can güvenliğimiz var, ne mal güvenliğimiz var, hiçbir şekilde güvenliğimiz yok. Bu nedenle de artık dedim yani bu ülkeye hukuk geri gelesiye kadar benim saklanmam lazım. Benim uzak durmam lazım. Çünkü hani dilekçe yazıyorsunuz, dilekçeleriniz tamamen buharlaştırılıyor, taleplerinizin hiçbiri kabul edilmiyor. Çok insani, beşeri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına alınmış, anayasa ile güvence altına alınmış temel haklarınızın hiçbir hükmü yok. Bu nedenle ben uzaklaşmaya karar verdim ve ya bugün hani gel yargılan, işte hukukun önünde çık, hesap ver falan diyen tipler bana çok komik geliyorlar. Eğer dürüstseler gitsinler sadece bu polislerin yargılamalarına baksınlar, katılsınlar, oradaki hukuki fecaatleri, faciaları görsünler. Ondan sonra gelin yargılanın, hesap verin vesaire vesaire desinler. Madem ki adalete bu kadar güveniyorsunuz, Türk hukuk sistemine, Türk yargısına bu kadar güveniyorsunuz, 17 Aralık'ta ortaya saçılan paralar, para kasaları, bilmem neler varken adaletten kaçan, yargıdan kaçan insanlar yargıyı...